organizasyonu en güzel şekilde sonuçlandırmak gayretiyle güzel çalışmalar başlattı. Allah'a binlerce hamd olsun ki her yıl hem ülke sayısı, hem bölge sayısı, hem de kurban sayısı artarak devam ediyor. Bu kiminle gerçekleşiyor? Din gönüllüsünün, yani sahada çalışan sizlerin gayret ve himmetiyle. Din aşk işidir. Aşkını kaybeden, sevgisini o işe veremeyen bir görevlinin başarılı olması da mümkün değildir. Hatta iman nedir derseniz, iman aşktır ya. Allah'ı sevmeden, ona yönelmeden hakikaten iman etmiş olabilir miyiz? Din hizmetinde başarılı olmak istiyorsak mesleğimizi seveceğiz. Kurumun önceliklerine, kurumun güzelliklerine sahip çıkacağız. Geçmişte bu ihanetleri gördük. Diyanet İşleri Başkanlığı mensup olduğu halde Türkiye Diyanet Vakfı'na bir tane kurban getirmedi. Mensup olduğu yere onlarca kurban topladı. Allah'tan kork ya. Sen bir kuruma aitsin. Ve bu kurum kim? Anayasal bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte kurulmuş seçkin bir kurum. Ve biz bu kuruma hizmet etmekten onur duyuyoruz elhamdülillah. Neticesinde biz kendi güzelliklerimize sahip çıkmazsak kusura bakmayın yükselemeyiz. Şimdi ben size şunu soruyorum samimiyetimle. Biraz duygulandım kusura bakmayın. İçinizde et yemeyen var mı? Demin müftüm anlattı. İşte taziyelerde tonlarca et tüketiliyor hocam. Ama 60-70 yaşındaki kadın feracesinin, elbisesinin ucuna kavurmayı sarmış. Vakıf yetkilisi diyor ki hayırdır nedir bu? Benim 7 yaşında torunum var, hayatında ilk defa et yiyecek diyor. Kavurma yiyecek, ona götüreceğim. Şimdi bize bunlar ütopik gibi geliyor. Ya olur mu diyor. Ya yaşanan mesele bu. Bir müminin sevincini, üzüntüsünü taşıyacak, sevincine ortak olacak, üzüntüsünü gidermek için, kederini bitirmek için ona çare olacak, ilaç olacak. İşte biz kurbana bir et olarak değil, Allah'a yaklaşma, Rabbimizin rızasına ulaşma, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bıraktığı o güçlü sünnete ittiba, hani kim imkanı var ise kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın. Hanefilerin delilidir bu. Ölçüsü içerisinde kurban ibadetini yerine getirme. Geçen sene birçok arkadaşımıza haber gönderdik. Müftülerimiz gönderdiler. Dedi ki mahallenizden yoksul, ihtiyacı olan kim varsa bunların listesini lütfen çıkarın. Ama imam kardeşimizin yanına gittiğimiz zaman, bir kişi için söylemiyorum, birçok arkadaş için, hocam şu listeyi muhtar verdi diyor. Sen bunları tanıyor musun? Ben tanımıyorum, muhtar verdi diyor. E kardeş o zaman ben muhtarla görüşürüm, sana ne gerek var? Ya sen o köyün imamısın. Sen oradaki fakiri bilmek zorundasın. Yetimi yoksulu tanımak zorundasın. Ha muhtardan birkaç isim alabilirsin. Ama onu gene senin bilmen lazım. Evini bilmiyorsun, yerini bilmiyorsun, muhtardan liste almışsın. O zaman sen diyorsun ki hocam beni muhatap alma, muhtar halleder bu işi diyorsun. Hayır, biz inatla, ısrarla seni muhatap alacağız. Bizim için bu organizasyon muhtarın organizasyonu değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu. Bazen muhtarların aradığına şahitlik ettik. Efendim işte benim haberim olmadan buraya et girmez. Senin haberin olmadan oraya et girer kardeşim. Oradaki yetimi ben sana sormak zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum arkadaş? Kardeşliğin gereğidir ne de olsa. Umudu tükenmişe umut. Dara düşene çare. Ev size barınak olmak. Ve kurbanın gereğidir. Kardeşliği hisse hisse yaymak. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşlerimizin emanetini ve selamını getirdik. Bu yıl da payımıza düşen kardeşimiz. Bu kurbanda da bizi yalnız bırakmadınız ya. Şükürler olsun. Selam. Eyvallah.